Hepinize selamlar benim güzel takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Şimdi neredeyim biliyor musunuz? Nusaybin'deyim arkadaşlar. Resmen sınırın ucundayım ve burada çok ucuz pazar varmış arkadaşlar. Birazdan bu pazarda çeşitli böyle ürünler bakacağım, çeşitli şeyler bakacağım. Neler var, ne ucuz, ne pahalı. Bunları gözlemleyeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Arada tabii yemek de sıkıştırabiliriz. Haydi başlayalım. Şimdi çarşının içine girdik. Bu arada şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Buranın adı yıllardan beri eski adıyla da bilinen Kaçakçılar Çarşısı olarak biliniyor. Google'da bile böyle yazıyor. Ben de sordum da dedi burası böyle biliniyor dedi. Ben de okey o zaman dedim. Bunu söyleyebiliriz, iletebiliriz eğer böyle yazıyorsa. Şimdi girdik, burada böyle çeşitli etrafta şeyler var arkadaşlar işte. Elektronik, saatçiler, ondan sonra gümüşçüler. Ama ben gümüş olayını da çok merak ediyorum. Çünkü burada işleniyormuş arkadaşlar. Yani işçilik buradan işleniyor. Neredeyse tüm Türkiye'ye kadar yayılıyor arkadaşlar. Ve burası bu yönde bayağı iyiymiş. Şimdi gelin böyle yavaş yavaş bu uçtan başlayalım hadi. Geldiğimiz pasaj Saatçiler Pasajı olarak biliniyor. Kaplan Kardeşler Pasajı. Şimdi buraya gireceğiz. Saatlere falan bakacağım bir. Haydi gelin. Şimdi bir tane saatçi arkadaşa geldik. Saat çeşitlerini gösteriyor. Burada da. Bunlar Rolex'in klasik. Değil mi Rolex'in? Arka bir tabunlar. Birebir mağaza ürünü gibidir. Birebir. Gerçekte birebirdir evet. Alt değil gerçek ama birebir. Anladım. Gerçek çelikte paslanmaz, renk atmaz, su geçirmez. Anladım. Başka var mı? Tabii. Elinizde modeller. Rolex olarak. Olur mesela. Rolex olur. Başka da olur. Şöyle de bakabilirsiniz. Şöyle vitrininde. Ha vitrinde de var. Gerçekten var bayağı ya. Gerçekten bir dünya. Şimdi montu çıkarttık, bakıyoruz. Ne ikram edelim size? Ben bir şey ikram etmeyi çünkü herkes bir şey ikram ediyor arkadaşlar. Sağ olsunlar. Ne burada tanıyor, yani. Allah razı olsun. Güzel bir şey ikram edelim size. Evet. Vallahi sağ olun. Olur mu? Ne demek? Yunus, gelir misin? He. Çay, kahve. Burada da su. Su. Kahve içer misiniz? Kahve yeni içtik ya. Kahve vallahi yeni içtik. Su alalım. Size. Olur bir de çay içelim. Evet. Arkadaşlar hepsi içiyor zaten. Aynen. Size de söyleyelim. Ha şöyle bunlar. Bulgarimiz. Şekil. Eyvallah. Bu gerçek çeliktir. Paslanmış. Otomatik mekanizma. Eyvallah. Ama Rolex'ler şu an buradakiler arasında en yakın ve en şey olan değil mi? Yok. En yakın isterseniz size Armani, Hugo Boss, Tommy Hilfiger'in, Burberry'nin. Ha bunlar. Önerelim daha iyi. Şu gerçek gitsin. Ha bu orijinal. Aynen. Bu orijinal. Orijinal. Türkiye garantisi yok sadece. Eyvallah. Yurt dışından ithal. Sadece bunun garantisi yok. Eyvallah. Bunların fiyatı ne kadar? Bu normalde 2800 lira. Aha. Sizin için 2500 olur. Eyvallah. Mağazada 6000 lira. Orijinaldir. Şöyle Tommy Hilfiger'im var. Fazla seçenek olması da kötü. O zaman arkadaşlar ben bakıyorum. Pazarlığa da gireceğim. Bakalım işte ne alacağım edeceğime. Geliyorum ben. İşte telefonlar falan filan. Çok güzel böyle farklı çeşitler var. Çok güzel çeşitler var. Burada böyle ses bombaları var. Onları da size gösterebilirim. Böyle farklı model ses bombaları falan filan var. Telefonların bazıları o göstereceğim. Yurt dışı malı çok. Ondan sonra onları işletmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun onların da kardeşlerim. Pasajlar bitmiyor. Çok abi bu taraftan devam. Gelin. Aa bak. Burada parfüm çeşitleri var. Onlara da bakacağız. Şimdi pasajdan tam çıkarken arkadaşlar hemen karşısında şey var. Onu da göstermek istedim. Mor Yakup Kilisesi. Burası ilk üniversite diyebiliriz değil mi? Dünyanın ilk üniversitesiymiş. Gelin şöyle içeri de bir göstereyim size. Zaten açık yani bayağı. Bak burası kaza alanıymış. Burada işte gördüğünüz gibi taşların hepsini falan tekrardan çıkartmışlar. Burada çalışma falan hala devam ediyor. Ve bayağı eski yani hani. Harbiden dünyanın ilk üniversitesi olduğunu söylediler yani. Abi muazzam yerler ya. Neyse biz çarşı videomuza devam ediyoruz. Hadi gelin kardeşlerim. Görmüşken burayı kesin göstereyim dedim. Haydi. Şimdi Cudi pasajındayız arkadaşlar. Yani buralar size şöyle de özetleyeyim. Hepsinde böyle farklı farklı şeyler var. Yerler var. Bir de burası İstanbul'un Eminönü falan. Kapalı çarşı. O tarz düşünebilirsiniz. Ondan sonra yine işte mesela burada iPhone telefonlar falan da var. Bir parfümcü gördüm. Oraya bir bakacağım. Onu da size göstermek istiyorum. Gelin. Şimdi geldik parfümcü önüne. Burada yurt dışından gelen ithal parfümler var arkadaşlar. Kadın, erkek, envai çeşit var. Tabii bunların da hem fiyatları da soracağım hem kokuları da bakacağım. Selamlar. İçerisi çok kalabalık. Geliyorum. Aile oturuyor. He? Evet. Şimdi Mahsun'un yanına geldik. Mahsun da takipçi çıktı. Evet abi valla.
Dedi abi hepsini dedi görüyorum, izliyorum. Gösterdi bir de açtı. Eyvallah, aynen, sağ olasın. Dün gece bir de biz onu izledim. Eyvallah. Bir buçukta menemen yedim. Bir buçukta menemen yedim. Eyvallah. Cansın. Şimdi buradaki olay tam nedir? Hani sanırım bir replika dedikleri imitasyon da var. Replika ürünler var. Evet abi, bir de yurt dışı ithal orijinal ürünler var. Orijinal var. Hı-hı. Onlar bir bakabilir miyim? Hem kokusuna hem abi şeylerine. Hani hangi? Şöyle söyleyeyim sana abi, mesela şu replika ürün. Şurada orijinal ürün. Yurt dışı peri shop ürünü abi. Eyvallah. Şey var mı? Koku bakabileceğimiz. Tabii. Açma ya. Erkek için olanla bakalım bari. Hani en azından kalın olmasın. Erkek için olan. Şu bizim replika ürün dediğimiz. Yalnız bunu kokladım. Bunu kokladım. Bunu zaten sıktım, dükkandan çıkarken gitti bu koku. Yani dükkandan çıkmak değil de bir yarım saat. Yarım saat ayağı, takılıyorum ben. Eyvallah. Şurada. Bazen riskli espriler yapabiliyorum arkadaşlar. Bazen. Şu da onun yurt dışı orijinali abi. Hmm. Çok fark var. Bu son... Kesinden bile anlarsın. Evet. Şişeleri de şöyle. Birinki açık, birinin esansı yüksek diye koyuyor. Hmm. Bu gerçek orijinal olan, yurt dışı orijinal. Mesela fiyat farkları ne oluyor mesela? Bu fiyat farkı şu, 250 lira. Aha. 1700. Bana? 1500 abi. Eyvallah. Ya, çok güzel. Ha, bu orijinal. Aynen. Bu orijinal. Bu orijinal geliyor yani. Bütün kalıcılığı var. Eyvallah, eyvallah. Tabii ki her şeyin orijinalini tercih etmek önemli. Kaç çeşit var burada ya? Abi 250'ye yakın çeşit var. 250 çeşit. Aynen öyle. Benim bildiğim 4 tane parfüm adı var. Bunu da öyle şeyde gördüm yani. Hani reklamını görmüştüm bir kere. Oradan biliyorum onu da. Ama bu yılın en çok satılan parfümü. Harbi mi? Erkek olarak. Hmm. Başka böyle Fırat abi, bunu herkes bilmez. Nokta atışı evet, bu dediğin. Bu erkek kokusunda var ya bak. Herkes aslında bunu pek bilmez dediğin. Ya şunu bilmezler mesela. Kokuyu bilmezler. Orijinal çakması yok zaten bunun. Bu direkt orijinal. Çok güzel kok. Afrodizyaklı, %60 afrodizyak var. Hem karşı cinsi de etkileyebiliyorsun bunda. Kadın erkek mi bu? Yok, sadece erkek. Erkek. Hı-hı. Afrodizyak etkili. Şurada yazıyor. Aa, yazıyor harbiden. Adı ne? Ben bunu harbiden Horus bilmiyorum. Horus Neferte. Yeni çıktı bu. Bir de bu parfümü yapan Aslan Mardin'di. Bu şaka. Mardin'in zaten kokuyla ilgili acayip şey var. Ben onu görüyorum böyle. Yerel, normal, kendine ait kokular, kolonyalar. Yok, onlar da var. Yok, bunu yapan Midyatlı bir adam. Midyatlı. Yani, Midyatlı. Adana'da, tüm dünyada mı satılıyor şimdi bu? Aynen, aynen. Adana'da üretimi var. Ha, Made in Turkey bu. Türk, evet, evet, evet. Türk malı bu. Ha, direkt Türk malı bu. Üretimi Adana'da. Bu ne kadar? Abi bu 700 lira. Bu 700 lira. Ama kalıcılık diyorsun. Kalıcılık. Üf. En az 2 gün. Eyvallah, eyvallah. Şimdi onu dedin zaten, şunlar klasik. Arkadaşlar yani neyden kokuyor? Mesela şey, Tom Ford şu dışarıdaki var mı? Var mı? Bakabilir miyim Tom Ford'a? Bak, bildiklerimden bir tanesi o. Cart diye açıyor ya. Gerçi Fırat abi siz için yapar, o kadar izlemişsin. Teşekkür aynen ederiz. Eyvallah kral. Sağ olasın. Bu şimdi sıktığın? Replika. He. Monta. Aynen. Tamam. Abi bu replikası. Bu da yurt dışı tal olan. Evet. Evet. Aynı fiyat sistemi. Aynen. Aynı fiyat aynen sistemi. Eyvallah. Ya Mahsun, çok teşekkür ederiz. Bizi bilgilendirdin, ettin. Otur abi, çayımızı da iç. Öyle gidersin. Ya Allah razı olsun hepsinden. Bak, dükkanda beni tanıyan tanımayan, gören zaten eşkalden şöyle baktığım için de yabancı olduğuna, herkes çay, kahve ne istiyorsan. Zaten ikram ettikleri mıraları içseydim arkadaşlar 6 gün uyku uyuyamam. Aynen öyle. Yani iki yudum yetti mıradan. Bana bayağı iyiydi. Misafirperverlik için, samimiyet için çok teşekkür ediyorum ben. Sağ olasın. Akşam buradaysan yemeği alacağım, beraber bir yemek yiyelim. Yemek mi? Bir şey diyeyim mi? Mahsun, 24 saattir yemek yemiyorum. Allah'ın dün gece Allah'ın öyle bir video çektim ve yedim ki. Nerede çektin? Diyarbakır'daydım. He. Ondan sonra öyle bir video çektim ki yiyecek. O ne zaman yayınlanıyor? Görürsün. Sürpriz olsun. Şimdi hangisi önce? Belki senin video daha önce yayınlanacak. Olabilir yani, onun için tam bilemiyoruz abicim. Teşekkür ederiz. Sen tam benim olur. Dükkanın adı neydi? Uçar Parfümleri. Uçar Parfümleri. Eyvallah, eyvallah. Ama parfüm uçmaz. Kalır. Reklam şeyi de koyduk. Evet. Eyvallah. O zaman diğer yerlerde biz gezmeye devam ediyoruz. Bir şey çekelim çünkü burada gece kültürü yok. Dedim abi, giderse İdris'e gider. Düşünüyoruz ama gider diye. Dünden beri kafam. Hani Nusaybin affedersin, el kadar bir yer abi. Eyvallah. Bu arada takipçiler bastı. Dün geceden beri taciz mesajı atan. Nusaybin de bana taciz mesajı atan ve getirdiler abi, dedi sen halka tatlı çok seversin. Biz de getirdik, sağ olasın. Kanavaya bakayım abi. Vallahi bir şey diyeyim mi? 24 saatten ilk öğünüm de buydu. Abi sen o kadar tatlı olmaz. Ne dedin bir daha söyle? Sen o kadar tatlı olmasın abi. Eyvallah.
Babalar çok memnun oldum. Abi çay geldi. Ha yağlar, çay mı geldi? Yağlar pahalandı ama. Ama abi, merhaba. Herkesin sahibine bekliyoruz. Abi. Şimdi girdik. Selam kardeşim tekrardan. Ayak yapmayayım ya. Önden girdim. Merhabalaştım. İsmin neydi? Emin. Emin. Eyvallah. Emin. Şu telefon, küçük telefonları görünce dikkatimi çekti. Bir bakabilir miyim? Evet. Nedir onlar? Bunlar yokuyor telefonu. Bildiğin çalışıyor mu? Evet. Yani hat, çift hat açıldı. Şöyle. Tamam, kadar abi bu... Ha, çift hat. Çalışıyor ya. Hattı takınca yani bunlar. Çift hatladı. İki hat da takabilirsin. İki hat. Bir de boyuna bakmadan iki hat. Ne kadar bunlar böyle fiyatı? 400 lira. Fiyat da iyiymiş ama. Fiyat da iyiymiş. 400 lira. Bildiğin çalışıyor. Ediyor. Konuşuyorsun. Alo diyorsun. Çalışanı yok değil mi? Şey yapamayız. Yani hat. Hattı takıp deneyebiliriz diyor. Eyvallah. Peki telefonlarda ikinci elde var. Normal sıfır da satıyorsun. Evet. Yurt dışı var mı? Yurt dışı var. Ne var yurt dışı iPhone'larda şu an? iPhone'larda 15 Pro Max var. Abi. 15 Pro Max. Ne kadar şu an? 37'ye geliyor. Ya bu arada alıp bunu tabii ki işte 20 bin lira karşı işletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz yurt dışı malı o telefonlar. 37 bin lira şu an sizin sattığınız fiyatları. Şeyler var, kırılmaz ekranı ne kadara değiştiriyorsun kral burada? 20 liraya. Ve sağlam. Vay arkadaş. Bizde ne kadar bilmiyorduk. Seni göstermeyeceğiz. Kerem Bey'di. Kerem de burada sağ olsun. Beni tanıyan ve bana yardım eden kardeşimiz. Şöyle söyleyeyim sana. 150 liraya mesela. Burada en bilmem kırılmaz şöyle falan sağlam dediğin hangisi? En kalitelisi. 50 lira. En kalitelisi. En kalitelisi o. Eyvallah. Eyvallah. Bunlar 50 liraya bunların değişimini yapıyorsun. Komple. Ha komple. Önüne, ha yok. Ön tarafı komple. Camı komple. Bunların fiyatı ne kadar? 40 lira. Onlar da 40 liraya satıyorsunuz bunları da. Eyvallah. Teşekkür ederiz Emin. Sağ olun. Gerçekten şunu görünce bir durmak istedim. Harbiden arkası falan oyuncak değil yani bildiğin. Çalışan telefon arkadaşlar. Eyvallah. Sağ ol. Şarjı ne kadar gidiyor kardeş bunun? Bir hafta 10 gün falan. Yani. Bir hafta 10 gün. Allah bilir bunda yılan oyunu da vardır ha. Vardır. Ne yapıyorlar değil mi? Var değil mi? Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Eyvallah. Şimdi bak burada böyle bir kuyumcu gördüm kardeşlerim. Çok güzel buraya böyle ait şeyler de var böyle. Takılar da var. Mesela şu her ev evlenen gelinlik kızı alınıyormuş. Madonna modeli. Fiyatı sormuyorum. Hani ya da sorsak mı? İyi. Fiyatı öğrensek mi? Üzer mi bizi? Bizi üzer gibi geliyor. Hani biz sizi böyle şey yapar gibi geliyor ya. Üzer gibi geliyor ama burada her evlenen genç kıza bundan takılıyormuş. Bunu da söylemek istedim. Fiyatı da öğrenelim ya onu. Bir fiyatı da sorayım onu. Gel. İçeride ticaret dönüyordu da şey yapmadım. Öğrenemedim fiyatı ama burada şu an kuyumcular falan da aşırı derecede fazla gelinlik kıyafet ama burada mesela şey tekstil. Tamam mı? Burada da tekstil. Bayağı eşarp meşarp bayağı bir şeyler var. Şimdi ama daha bitti mi? Daha bitmedi. Daha bitmedi. Geliyor her şey. Burada gelinlik falan şeyleri var ama burada. Onlarda şimdilik işimiz yok. Legeta gel. Çok fena şeyler var. Güneş Gümüşçülüğü'ye geldim arkadaşlar şimdi. Merhabalar, selamlar. Hoş bulduk. Buranın kendine ait gümüşünün adı neydi? Buranın kendine ait gümüşü Telkari'dir. Telkari. Evet. El yapımı arkadaşlar. Yani bunu herhangi bir yerde sıradan bir gümüşü de bulmanız çok zor. Kendi el işçiliğiyle yapılmış ürünler var. Hatta burada da size göstereceğim onlar. Gerçekten çok güzel duruyorlar. Bunlar bileklikler değil mi? Bunlar bileklik. Bunlar hepsi işçiliği elle yapılan modeller. Bunların hepsi elle, fabrikasyon olmadan elle yapılan. Diğer gümüşten fiyat farkı bir tık daha mı fazla oluyor bunların? Ya fiyat farkı değişiyor işçiliklerine göre. İşçiliklerine göre değişiyor. Mesela bu ortalama yani çok, bu fiyatlar. Yani küneler ortalama 500 TL'dir. 600 TL, 500 TL, 700 TL. Ağırlıklarına göre değişiyor. Ağırlıklarına göre değişkenlik evet. Gösteriyor. Bu arada ben İstanbul'daki fiyatları falan hiç bilmiyorum ha. Hani uygun değil. O konuda bir şey diyemem yani. Onu yani bilmiyorum. Şöyle yani genellikle yaz aylarında yabancı müşterilerimiz geldiğinde fiyat karşılaştırması yaptığında bizim buradaki oradaki fiyatta arada dağlar kadar bazen fark olduğunu ben de öyle duydum ama çok bilmediğim için hani ondan yorum yapamadım. Ondan sonra atıyorum 500 liraya burada ucuz derim ben. Oradan biri der ki hani şey o kadar da uygun değil falan muhabbeti olabilir. Onun için sordum ama 500 lira atıyorum ama uygun geliyor bir takı için, gümüş için. 925 evet. 925 ayar. 925 ayar bunlar. 925 ayar. Evet. Buradaki kolyeler de mi keza? Kolyelerde el yapım gidiyor mesela şu şekillerde. Şu tasarımlardan mesela şunlar var. Şu modellerimiz var. Onlar da ortalama o fiyatlar mı başlıyor?
ortalama hepsi dediğimiz gibi yani. Hepsi ağırlığına göre değişkenlik gösteriyor. 500 liraya, 700 lira, 1000 lira. Yani ortalama ufak bir koyla miktarı desek onlar da 350'den başlıyor. 350'den başlıyor. 300'e de var. Hani eyvallah. İsterseniz 200 liraya da ayarlanabilir yani. Ayarlanabilir. Bütçeye göre onu bütçeye siz göre, kendiniz yapıyor musunuz? Ya bizim kendi yaptığımız modellerimiz anahtarlıktır. Künye anladım. Üstüne isim yazdığımız modellerdir. Mesela şöyle göstereyim. Şöyle bayan künyelerimiz mevcuttur. Bunların üstüne mesela müşterinin isteğine göre harf istiyorsa harf yazılır, isim istiyorsa çok güzel görünüyor yazılır. Ya. Çok bunlar güzel görünüyor. Bunlar bu tarzda yapılıyor yani. Ha bak burada kolyeler var. Bu kolyeler sizin kendi yani, yaptıklarınız. Yani hepsi ustaların yaptığı. Mesela şöyle şahmerandır. Şu şekilde. Size şu şekilde göstereyim. Bunlar hepsi ustaların yaptığı modeller. Bir de şu tarz modellerimiz var. Fiyat Süryani, alabilir miyim? Süryani kolyelerimiz. Süryani ya biliyorum bunları. Evet. Fiyat alabilir miyim bunlardan? Bunlar da aynı. 300 liradan başlar. 400, şey diyorum, 500, bana, 600 bana ne kadar diyor. Bana ne kadar. Yani o şekilde hepsi alıyor. Ona ayrı konuşalım. Biz buradan yine hanıma falan bir şeyler bakarız ben. Yani anladın mı? Oradan bir bakarız ayrı. Ama sizin yaptıklarınızı da göstermek benim istiyorum ben. Başka. Mesela şurada şahmeran var. Size bak şurada. Arkadaşlar harbi el işçiliği bunlar ha. Çünkü bak burada atıyorum şunları İstanbul'da görebileceğiniz ya da başka şehirlerde görebileceğiniz yani, şey onları göstermek istemiyorum. Burada abi, kendilerine ait, kendilerin el işçiliğiyle yaptığı buranın farkını göstermek istiyorum ya yani buralara gelmişken. Bu arada Mardin Midyat tarafında atölyeler falan o taraflarda daha yoğun oluyor değil mi? O taraflarda da ustaların yaptığı modeller var yani. Ha bu da gümüş. Bunlar hepsi 925 ay gümüş yani. Erkek yüzüklerinde klasik onlar gerçi her yerde onlar olan. Zaten aynı. Yani, yerde. Her yerde aynı. Ya istersen gümüşte hepsi el işçiliği giriyor. Hepsi ustaların yaptığı modeller. Eyvallah. Kendi çalıştığımız. Kehribalar. Kehribalar da damla taşından yapılıyor onlar. Gramı ne kadar onlar? Gramdan. Gram değişiyor onlar. Şu an bir bileklik 150-200 liradan başlıyor. Anladım. Kolye deseniz kolye çocuk kolyesi evet. 250-300-400 ağırlık olarak ülkeye göre değişiyor onlar. Ha bunların da bir gramı oluyordu ya gram işte 20-30-40. Yani ha. Mesela kehribalar 1 dolara da var. 4 dolara da var. Dolara taşından taşına var. Değişiyor arkadaş. Tabii. Vallahi bura bir dünya. Bu gümüşçüyü de böyle bulmaya sevindim arkadaşlar. Ama dediğim gibi Midyat falan tarafında özellikle atölyeler falan da orada bulunuyor. Kendi yapılan, yaptıkları falan. Bunu da size kesinlikle göstermek istiyordum. Onu da gösterdim. O zaman geliyoruz kardeşim. Nereye denk geldim biliyor musun? Takipçimin dükkanına denk geldim. Lachman Collection arkadaşlar. Direkt abi merhabalar. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Eyvallah. Ben de burada çalışan arkadaşlar beni izliyordu, tanıyordu. Onlar utandı, çıkmadı videoya. Dedi ki abi bizim dükkanda gösteririz dedim ya. Buraya kadar gelmişim, sahibine video çekiyorum. Çarşıda senin orayı göstermem mi dedim. Bak, sivit var, gömlek var ama bana beden yok. Beden var, buluruz sana. Sipariş eder yine buluruz. Evet. Yeter ki sen iste. Eyvallah, eyvallah. Yoksa bak ben buradaki sivitlerinizi falan beğendim bu arada. Evet, sivitlerimiz. Ne kadardan başlıyor kural? Direkt fiyatla 350'den başlıyor. 350'den evet, başlıyor. Evet, 500. Evet, 500'e kadar. 350-500 arası evet, evet, bir fiyatları var. Bu arada rengarenk gördüm. Seviyorsunuz renkli giymeyi değil mi? Evet. Bütün modeller mevcut bizde. Çeşitmiş çok. İstanbul'da üretiyoruz. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. İstanbul'dan evet, mı geliyor buradan? İstanbul'dan. Görüşürüz kardeşim. Ama Merter'den mi geliyor? Uygun da satıyoruz bu arada. Şakası ben onu soracağım. Merter'den geliyor yine. Merter'den Nusaybin'e evet. Ürünler geliyor. Last Father. Değerli Hıdır kuzenime de buradan selamlar. Hıdır Bey. O gönderiyor. O gönderiyor. Evet, kuzenine de selam yolladık kral. Evet. Eyvallah. Selamlar olsun kuzenine de. Evet. He zaten orada işi yapan tanıdığınız var. Tabii ki. Tabii oradan ki. Gönderiyor. Onlar üretip bize gönderiyor. Eyvallah. Biz de burada halkımıza. Bu arada sivitler ortalama fiyat zaten 50-100 lira evet. İstanbul'dan uygun. Evet, bu tür yerde. Evet. Şaka bir yana ama kumaşını beğendim ben onu. Mesela bu trikolarımızı iki alana bir bedavada yapıyoruz şu anda. İki alana bir bedava yapıyorsun evet, yani. Kampanyamız var. Eyvallah. İçeri girelim. Daha var dükkan. Evet, büyüklüğü evet. Fena değil ha. Vallahi abi. Aa. Mesela benim gibi şişman bir adam geldi. Ona kod çıkar. Tabii ki. Eyvallah. Boyfriend modellerimiz var. Boyfriend mi? Abi gösterir misin? Boyfriend diye bir model gerçekten nedir? Çok merak ettim ben onu. Ne o? He. Bunun kalıbı geniş mi oluyor boyfriend? Evet. Boru paça. Evet. Direkt. Benim gibi hafif balık etliler için ürünler var. Yazın tabii ürünler değişiyor. Doğru evet, muyum? Evet. Bu nedir abim? Pantolon yine. Kotlar ne kadardan başlıyor kral? 450'den başlıyor. Kotlar da 450'den evet, başlıyor. Evet. 500-600'e kadar. Bu ne? Sarma. Ege nasıl? Sarı kaldık mı bunu? Yok. İndirimimiz var mı? Tabii ki indirim. Eyvallah. Rengi hoşuma gitti. Farklı geldi. Güzel geldi. Ya bak mesela ben şu gömlekleri seviyorum bak. Bu kumaş falan bunlar güzel. Kadife ama beden yok. Bunlarda beden zor buluyoruz. Buradan
için. Kuzeninize ve üreticilere sesleniyoruz. Evet, Hıdır Bey lütfen gömlek bedenlerini hemen. Gömlek bedenlerini büyütün. Dedik bir şekilde bize gönderin. Güzel tarzda şeyler yapıyoruz. Tabii. Bunların bu arada hepsi yerli ürün bildiğim evet, kadarıyla. Yani. Şey yok yani herkes hepsi kendi evet. Kendi üretiminiz değil mi? Evet. Çok hoş yapıya sahip. Hiç de anlamam. Evet. Hiç de anlamam. Hiç de anlamam ama sen öyle diyorsan öyle. Ya bak mesela ben bunu başka yerde görmedim. Evet. Sesin çıkmıyor orada konuştuğun zaman. Gel abi. Burada olman lazım. Mesela şu modeller de yok müsahibinde. Müsahibinde yok mu? Yok. Bunlar yeni geldi. Eyvallah. Çok güzel ürünler. Burada arkadaşlar kendi ürünleri var. Yani kendi imal ettikleri ürünleri var. Yani kendi mağazasında 1500'den aşağı. Kendi mağazası dediğin abi kendi ürün dedik yani hangi markanın? Zara'da, Bershka'da falan başka markalı. Benzer hı-hı. Modeller. Evet, eyvallah. Evet, eyvallah. Evet. Abi çok teşekkür ederiz ya. Rica ederiz. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz her şey için. O zaman arkadaşlar haydi devam. Şimdi yemeksiz olmazdı bu video. Dediler ki İdris'te yemek yemen lazım. İdris'e geldik ve tezgah show şu an. Görüyoruz mu? Tezgah çek. Beni falan çekme. Hiçbir şey çekme. Sadece şu tezgahın güzelliğini çek. Abi. Buraya yurt içi, yurt dışı. Gelen olduğu zaman direkt geldiği yer İdris. Yani mesela işte burada takipçiler beni başka günlerde falan da görmüştü. Diyor ki seni bulamayınca İdris'in oraya kesin gitmişindir diye. Oraya bakalım dedik dedi. Tabii göremediler. Kaça kadar açık kral burası? Gece 2'ye kadar açıkmış. Gelirmiş aslında. Niye gelmediysek? Gelirmiş. Şimdi ne yiyelim abi biz? Ne öneriyorsun bize? Tavuk var, Adana var. Karışık yapabiliriz. Karışık yap. Hepsinin tadına bakalım o zaman. Tamam. Karışık ver abi. Bu arada günlük köyünü. Günlük köyünü bu şekilde yapacağız. O zaman hazırlansın. Yapılsın. Geliyoruz. Tavuk dürüm geldi. Bu arada dürüm bayağı büyük. Fiyatı duyunca şoke olacaksın kardeşim. Şoke. Ya. Karışık yaptırmadım dürümü. Aa, ne geldi lan? Dürümü karışık yaptırmadım. Direkt tavuğun ayrı, etin tadını ayrı almak istedim arkadaşlar. Burada şu an yediğim tavuk dürüm. 3 şişi 40 lira. 3 şişi 40 lira. Kebabın da 3 şişi 40 lira. 4'lü değil mi? 40 lira mıydı? 4'lü istedik. 4'lü ne kadardı? 50 lira. 4'lü de 50 lira. Fiyatı var. Ama yani şu içinde olan sosun, yani normal taze ürünün bile tadını boş ekmekle İstanbul'da yiyemezsin ya. Bu arada direkt karşısında da oturuyorsun. Poz verik oğlum. Karşıda oturun dedik ki içeride masalı yer var. Dedi. Şöyle bir yerde yemek yiyeceğim, gideceğim içeride oturacağım. Masada oturacağım mümkün değil. Yemeksiz final olmazdı bu videoda. Yemeksiz final olmazdı. Şimdi kebap gelecek. Kebabı yerken vedalaşırız. Ama dediğim gibi tavuğun etine, tadına bayıldım. Hani içinde tavuk malzemesi de bol bu arada. Hani şey değil. Salatayı bol koymuş. İçinde azıcık malzeme var yok abi. 3 şiş, 3 şiş ürün var arkadaşlar. Bunun içinde 3 şiş ürün var. Sevgili eşim Sezgi Kızılöz Sobutay. Senin en sevdiğin tavuk dürüm tarzı bu. İnşallah bugün seninle burada da gelip bunu yeriz hayatım. Benim hanım buna bayılır. Biz Hasan Usta kebap falan gittiğimizde oradaki ustalara bundan yaptırıyoruz. Ancak bunu özel isteyip yaptırman lazım. Bunu her yerde yiyemezsin. Bayıldım buna. Bayıldım. O zaman kebap gelsin. Kebap gelince ben yine geliyorum. Kebap geldi. Arkadaşlar bu arada bu boyut, bunlar falan kesinlikle bana özel değil. Onu söyleyeyim yani. Eyvallah selamlar. Merhabalar abicim. Nasılsın? Ya takipçi gördük. Dalıyorum ben. Et güzel. Köz biberi, soğanı, salata. Ya bak bu 40 lira arkadaşlar. Bunun fiyatı 40 lira ya. Ya şunu söyleyeyim. İstanbul'da Adana kebap yapıyoruz diyenden daha güzel Adana yapmış. Ondan sonra güzel bir kebap büyüsün. Adana kebap diyemeyebilirim buna. Çünkü acılık had safhada. Ama etin lezzeti çok güzel. Ama buraya geldiğinizde kesinlikle ikisini de birden denemenizi tavsiye ediyorum. Yani bu videoda da araya güzelce bir sıkıştırdık bence. İyi oldu. Ben şimdi bunları gömüyorum. Bugün müsahibindeydim arkadaşlar. Size eski adıyla da bilinen kaçakçılar pazarı olarak da bilinen yerleri de gösterdik. Güzel çarşıyı da gezdirdik. Vallahi benim için yemek dışında böyle çok keyifli oldu bu video. Bu tarz inşallah böyle daha farklı videolarda elimden geldiğince sizlere çekeceğim. Buradan da tüm halka teşekkür ediyorum. Esnafa teşekkür ediyorum beni misafir ettiği için. Hepsine Allah razı olsun. Gerçekten çok iyilerdi. Her yerden kaçak çay içmekten 3 gündür uyku uyuyamıyorum. Yemin ederim bittim. Mırra kaçak çay. Mırra kaçak çay. Aklımızı aldılar. İyi ki varlar. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.